Değerli basın mensupları, bugün kamu işveren heyeti bir kısa toplantı yaptık. Bu toplantıda 2022 yılı ve 2023 yılına yönelik memurlarımıza, emeklilerimize yönelik ücret artışıyla ilgili ilk teklifini getirdi. Sayın Bakan tabii bu teklifin müzakere edileceği noktasındaki ifadelerini de yabana atmayalım. Tabii onun öncesinde uzun yıllardır beklediğimiz, yani 3-4 senedir beklediğimiz 3600 ek göstergenin Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2018 yılında kamu oyuna vaat olarak sunduğu 3600 ek göstergenin bu dönemi itibariyle bu toplu sözleşmede karara bağlanması, bir takvime bağlanması noktasında ifadelerini duyduk. Bu elbette ki kıymetli olarak değerlendiriyoruz. Yıllardır söylediğimiz sözleşmeli çalışanların, güvencesiz çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi noktasındaki talebimizi de bu masada inşallah karara bağlayacağız. Sayın Bakan'ın ifadeleriyle söylüyorum. Bunları tabii ki kıymetli buluyoruz. Bununla birlikte bizim talep etmiş olduğumuz hizmetli arkadaşlarımızın kadroya alınması, bayram ikramiyesi, vergi dilimleri gibi 51 maddeden oluşan Memur Sen'le birlikte verdiğimiz teklifimiz var. Onlarla ilgili müzakereler de devam ediyor bir taraftan. Hükümet 2022 yılına 5+6+ enflasyon farkı, 2023 yılına da 6+6 enflasyon farkı, refah payıyla ilgili de son süreçte müzakerelerin sonuna doğru bir gelişme olacağını, teklif sunulacağını Sayın Bakan ifade etti. Ama biz bu teklifi Türkiye Kamu Sen olarak yeterli bulmuyoruz. Çünkü şu an itibariyle gerçekleşen enflasyon %19. Dolayısıyla %19 enflasyon varken bir sonraki yıl için %11'lik bir ücret artışı teklif etmek çok doğru, hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek. Dolayısıyla bu konuda bu tekliflerin mutlaka daha üst düzeyde yeniden revize edilmesi ve masaya tekraren bizim beklentilerimizi karşılayacak, bizim yaşadığımız ekonomik sıkıntıları, memurun, emeklinin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılara çare olacak, onların derdine derman olacak bir ücret artışını bekliyoruz. Çünkü bu teklif edilen rakam bizim tarafımızdan kabul görmeyecektir. Türkiye Kamu Sen tarafından kabul görmeyecektir. Bu anlamda inşallah yakın zamanda yeni teklif gelir. İşçi sendikalarıyla yapılan mutabakat çerçevesinde kamu görevlilerini, emeklilerimizi memnun edecek bir toplu sözleşmeyi bağlatmış oluruz. Şimdi bakın, biraz önce de ifade ettim. Dün işçilerle yapılan toplu sözleşmede %34'lük ve %27'lik ücret artışları var. Ortalama ücrete %27, en düşük işçi ücretine %34 artış var. Bu rakamlar ortadayken, ekonomik göstergeler ortadayken bu rakamın bize teklif edilmesini biz hakkaniyetli olarak görmüyoruz. Önümüzdeki yıl hedeflenen enflasyonun bu ülkede hiçbir dönemde tutmadığını, tahmin edilen enflasyonun hiç tutmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı defaten bunu ifade etti. Onun için bizim sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, ekonomik sıkıntılarımızı giderecek bir ikinci teklifi bekliyoruz. Tabii ki bir taraftan da bu mali konuların dışındaki konularda da mutlaka mesafe alacağımızı umut ediyoruz. O müzakereler de devam ediyor. İnşallah temenni ediyoruz ki bizi memnun eden bir teklifle gelinir. Biz istiyoruz ki 6 milyon insanımızı, 20 milyon nüfusumuzu ilgilendiren bir toplu sözleşmenin, yani toplumsal mutabakat metninin mutlaka uzlaşmayla sonuçlanmasını temenni ederiz. Ama bu uzlaşmayla sonuçlanma iradesi kamu işveren heyetinin, yani hükümetin elinde olan bir şey. Onun için de ikinci teklifte mutlaka bu söylediğimiz meseleler dikkate alınarak daha üst düzeyde bir teklif bekliyoruz. Refah payı uygulamasında mutlaka bu sene hayata geçirmemiz lazım ki dün yapılan toplu sözleşmede hizmet zammı diye refah payı uygulaması getirildi. İşçiye verilen 500 liralık seyyanen zam, bizim talebimiz 600 liralık seyyanen zam, geçmiş dönemlerin kayıplarının telafi edilmesi noktasında
bu seyahane nizamında hayata geçmesi kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Bütün bu verileri, hükümetin teklifini biz de Türkiye Kamusal olarak Başkanlar Kurulu toplantımızda geniş şekilde değerlendireceğiz. İlerleyen süreçte de kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu hükümetin yeni teklif getirmesi noktasında, mevcut teklifi revize etmesi noktasında da çağrımız devam edecek. Hem sosyal medya mecralarından hem de alanlarda bu çağrımızı tüm Türkiye'de 81 ilde bir kez daha gerçekleştirecek diyor. Sizlere de teşekkür ediyorum.